Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Köfte'nin Distopyası'nın 8. bölümüne hoş geldiniz. Unutmadan bir saniye, sen ne durumdasın? Tamam. Şöyle bir düzenek kurdum falan filan, öyle bir şeyler yaptım. Şöyle bir hapır koydum bu ara ve baya bir madene çıktım. Hapırı kurmamın sebebi zaten oydu. Baya bir lapislerimizi falan da geri kazandım. Bunun dışında şuna lapis basmamızın avantajlı olduğuna karar verdim. Çünkü başka bir modifier ile birlikte baya güzel bir işe yarıyorlar. Hemen o modifier'ı da bulalım. Ha, auto smelt. Ve bunun için lava kristal lazım. Lava kristalin yapımı ise 4 fire charger ve 4 blaze rod. Sıkıntı şurada blaze rod elde etmek. O yüzden bu bölüm değişik bir şey yapacağız. Yapacağımız şey ise Tinker Table. Tabii ki de sadece Term Expansion'ın recipe'lerini kullanmayı planlıyorum. Evet, Tinker's Construct için. Ama sıkıntımız şurada, Emerald'ımız yok. Lanet! Emerald'ımız yok ve sanırsam Emerald elde etmenin de bir yolu yok. Bakalım. Yuyu Medar. Sadece Yuyu Medar. O zaman ne yapalım? Adam gibi normal bir zırh yapalım. Olabilir. Ya da nano armor. Evet, nano armor. O zaman bolca kola pişirelim. Daha sonra pişirelim değil. Öğütelim. Ve kendimize bir adet kompresör yapalım. Kompresörü sanki yapmıştık daha önce. Yok, extractor yapmıştık. Evet. Otomatik kompresöre bakalım. Machine block ve circuit ve stone. Tamam, kolay. Rubber bar. Iron. 9. Evet. Bunlar hazır ola dursun. Biz de 3 tane kapırımızı alalım. 3 dedim. Hızlıca şunu halledelim. Sekiz. Redstone da lazım. Elektrumumuz var. Elektruma ihtiyacımız olmayacak, evet. Ve şunu halledelim hemen. Stone'larımız da buralarda bir yerde olacaktı. Ya da olmayacaktı. Evet ve kompresör. Bunu normal kompresöre çevireyim, otomatik değil de sıkıntı yaratmasın bize. Bu şekilde bunları halledelim. Evet, bunlar hazır olana kadar başka ne yapabiliriz? Oy 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 oy. Oy 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 oy, pek güzel şeylerle karşılaşmıyoruz burada. Şu örümceğimizi bir öldürelim bakalım. O bizi öldürmeden. Tamamdır.
ve yepyeni bir şapka elde ettik. Gast. Neyse. Biz buradan çıkalım ve şuraya geri dönelim, tamam. Biraz daha olmuş. Ve sanırsam hayatımda ilk defa kullanmak için nano armor yapacağım. Ve gene kaçsam iyi olur. Evet, bu esnada bir şey daha yapsak iyi olur. O da... makas. Bunun sebebini soracak olursanız, güzel bir sebebi var. Şu gastı atlatarak, evet, şunları topladık ve bunların özel bir kullanımı var. Tabii geçen gördüğümde hata yapmıyorsam hafızam. Evet. Bunlar. Ve bunlar. Ne işe yarıyor diye soracak olursanız, mikrofonu biraz düzelteyim. Arrow yapımında kullanılıyor. Evet. Evet, o yüzden bunları toplayacağız. Ghostwood bayağı işimize yarayacak bir şey. Kısacası. Ve benim fan gene coşuyor. Ah! Burnumun dibinde olmak zorunda mısın? Ve beraberinde örümcek de gelmek zorunda mı? Ama... bana karşı büyük bir dezavantajı elde ettin. Yere inerek. Çünkü kılıcım aşırı güçlü. Evet. Gaz sorunumuzu da hallettiğimize göre... şu işe devam edebiliriz. Ve benim kesinlikle bir ara bir masaüstü almam şart. Para bulursam. Tabii o parayı bulursam daha öncelikli şeylerim de var. O ayrı mevzu ama... evet. Tamamdır. Şunlar durur bir şekil. O yüzden de ben de oklarımı craft edeyim. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde bunları craft edebiliyoruz. Ve bunlardan da... dur. Buraya basalım. Flint, 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 flint. Şu stickle değil de şu stickle... elde edelim. Dın 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 dın. Flint nerede? Flintler nerede? Flintler nerede? Ah, buradaymışlar. Ve senden de... şu şekilde 12 tane arrow elde edelim. Tamam, mis. Bu esnada seni de alalım. Kendime full bir nano seed yapayım. Rubber barlarımızı da atalım şuraya ve... evet, ilk önce chest, body armor tabii ki de. Bunun için bir adet enerji kristale ihtiyacım var ve bunun için de diamond. Çünkü rubimiz yok. Redstone.
ve bir adet nano suit body armor'umuz hazır. Bu esnada başka ne yapabiliriz? Kol kokumuz var ancak çok fazla değil. Ha, zaten kol kovunu da yaparız birazdan. Bir. İkinci bir tane daha istiyorum. Tamamdır, iki. Aslında dört tane daha istiyorum ama zaten dört tane kalmış. Ha, bunun anlamını biraz daha koyacağım. 5. 5'e ne yapalım? 4 ile bunu yaparız. Bunu da yapabiliriz. Bunun için 6 lazım. Üç tane daha var. Yarım stack kaç ediyor? Ha neyse, boş ver, at. Bunun yanı sıra bowl'umuz vardı şuralarda bir yerde. Bir yandan seni de şarj edelim. Bu tane tüm enerji stoğumuzu bitirebilir. Yani bu zırhı şarj etmek. Zaten burada biraz daha coal dust varmış. Yeni bir eve taşındığımızda daha iyi enerji üretim yolları elde edeceğiz. Tamamdır. Bu tamam. Tabi bunun da bir gelişmiş versiyonu var. Tabi birkaç gelişmiş versiyonu var aslında ama ve beni neden hıçkırık tuttu. Bizim şu anki hedefimiz bu. Yani bunu en kısa zamanda yapmayı düşünüyorum. Ama biraz IC2'da ilerlediğimde onu da yeni evde yapacağız. Evet. Şöyle 3 tane daha hazır ve ben... Şöyle 3 tane daha şunlardan hazırlayayım. Öncelikle pantolon. Ha tabii, şöyle bir durum söz konusu. Bunları görmeyecek. Neyse. Ve 4. Botlarımızı da yapalım hemen. Tamamdır. Ve şarjımıza şarj yerine koyalım. Şimdiksiz durun. Sen şuraya git. Ah. Sen şuradan çekil. Şuraya koyamayacağım bir şey koyayım. Evet. Herhangi bir etkisi yok. Bu elime kaç tane daha geçiyor demektir? 3. Şunlarla birlikte 4 tane daha. Tamamdır o zaman. Botları da yiyelim. Bakalım bunu pişirebiliyor muyuz hala? Hayır, pişiremiyoruz. Bir ara tamir edip pişiririz o zaman. Ve tüm kolkoklarımızı da bu şekilde harcıyoruz.
Evet. Sandır. Geriye sadece kask kaldı. Bunun hemen ardından ilk iş olarak Blaze avlamaya gidiyoruz. Tamamdır. Şimdi buna bir de glass lazımdı, değil mi? Evet, glass lazım. Şöyle bir tane olacak. 5 tane varmış. Dım. Parasuite'e geçene kadar bunu kullanacağız işte. Bu pickaxe daha değerli. Sengle mor sen gel, seni yerine koyabiliriz bir her koşulda. Siz ikiniz gidin. Yemeklerin yarısı kalsın. Şu kitapları yakında ilginç bir yöntemle saklayacağım. Evet. Enerjimiz bitti tabii ki de. Neyse, şimdi bu idare etsin. Evet. Aa, yayımızı almayı unuttuk. Tabii onu nereye koyduk? Bir adet güzel bir yayımız vardı bizim. Bu değil. Dım. Evet. Tamamdır, siz git, sen gittin. Come at me you blaze motherfuckers. Ah, bir adet blaze. Fire resistance o kadar iyi değil. Ah, yükselmek. Son bir vuruş herhalde. Evet. Ama tabii oraya gitmek için biraz uğraşacağız. Şu an bir gaz saldırısı ölürüm. Öyle bir sıkıntı da var. Umarım gaz saldırmaz. Sen nesin? Göremiyoruz. Laret. İtiyan çomağı hazırla. Sanırım vurdum demin. Okunuz da az hani. Kısıtlı. Ha tamam. Lanet okumuz bitti. Boşver. Ah, Blaze. Blaze. Ve yemek. Tamam, ilk parça Blaze powder'ımızı elde ettik. Daha doğrusu Blaze'imizi elde ettik. Blaze rod'umuzu. Neyse. Bir gün adam gibi konuşmayı öğreneceğim. Yeah, magma cream.
Bu arada buna da bir ara, kılıcıma da bir ara lapis bassam iyi olur. Hata çok süper olur. Basmıştım galiba hatta sanırsam. Basmamışım. Hatta şimdi eve gidip basayım. Şimdi hazır aklıma gelmişken. Şuradan evimin yolunu bulabilirim diye düşünüyorum. Zaten küreğim var, neden uğraşıyorum? Neyse, ben eve dönüp geliyorum. Ve kılıcımıza an itibariyle şans basıyoruz. Aa, bir de bir yandan bir steak'ini de şuraya kompresöre koydum. Hatta bir steak'ten fazlasını koyayım. Biliyorsunuz elimizde GregTech diye bir mod var ve dolayısıyla da blok yapmak için kompresöre ihtiyacımız var. Ve bir adet Looting Tree Stank Glamour'umuz oldu. Lapislerimiz yere indi. Ama sıkıntı yok. Tabii ki de tepemizde gene bir örümcek var. Pikachu. Ve yanıyoruz. Unutmadan şunları da kesseydim keşke. Neyse, keseyim hemen. Bunları otomatik harvest edecek livleriyle birlikte bir makine yapabilirim. O Overworld'de kurduğumuz rubber tarlasının benzeri. Hani onun avantajı ne diye soracak olur. Onun olayı ne diye soracak olursanız, leave'leri direkt bu şekilde de alabiliyor. Neticede yapımında da shears kullandığı için, yani makas kullandığı için mantıklı bir şey. Tamam, 28 tane arrow'umuz var ve yolumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Lanet bu ghastlardan nefret ediyoruz. Aha. İtihan çomağı hazırla. Sanırım başka bir tane daha var. Evet, arkamda. Tier ve Gunpowder'lar da değerli olduğu için bunları da toplayalım. Ama Gas Tear elimize geçmemiş. Neyse, Gunpowder ile idare ederiz. Ah, burada bir Gas Tear var. Geç evladım. Tamamdır. Şimdi gel gelelim. Ama bir şey yokmuş. Bir saniye, benim brightness'ım açık mı? Aa, açık, tamam. Bana öyle gelmiş. Yeah, bili 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 bili. Gel 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 gel. Gel buraya. Nereden vuruldum ben? Yemek 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 yemek.
Bulutlar. Güzel bir şey. Hadi daha kılıçla rahatlıkla dalabileceğim bir yere gel. Lütfen, lütfen, lütfen. Neyse ben şunları düzgün bir yere çekip ya da şuradaki spawnlara bulaşıp gelsem daha iyi olur. Aa, ne haber? Ve Wither Effect. Sinir bozucu efektler listesinin başında yer alan bir efekt. Blaze. Blaze Rod elde edemedim mi? Ettim. Topla topla topla. 12. Güzel. Azıcık daha toplayalım. Spawn olun, spawn olun. Evet, şimdi şu bulutların oraya gelelim. Evet. Bulutlar işe yarar şeylerdir bu arada. Bir an ufak bir lag oldu. Neden bilmiyorum. Şimdi buna bakalım. Charcoal'a dönüşüyor bu ya da charcoal üretiyor. Tam olarak bilmiyorum nasıl kullandıklarını. İyice bir araştırdıktan sonra size aktaracağım. Zaten yavaştan bu bölüm de bitmek üzere. Bu arada World Save'i de 10. bölümde vermeyi düşünüyorum. Yani 10. bölüme kadar garanti mod paketini de düzgünce bir listelemiş olurum. Ve yeni konfiglerle birlikte. Apigayrın. Henüz uğraşmak istemiyorum zombi pigmenlerle. Bana bayağı sorun çıkartacaklar çünkü. Evet, daha da güçlenmiş bir biçimde ayrılıyoruz buradan. Daha doğrusu bu bölümümüzde daha da güçlenmiş bir biçimde bitireceğiz sanırsam. Bak güzel bir şapkan var. Ayrıca unutmadan normal koşullarda olsaydı sanırsam seriyi iptal etmem bile gerekebilirdi geçen gün, bugün daha doğrusu. Çünkü kazara bir server'ı havaya uçurduk gibi bir durum var. Server'ın dosyalarıyla ilgili bir saçmalık oldu. World patladı. Orada Nitrodo'nun güzel bir özelliği hayatımı kurtardı aslında. Her günlük backup. Direkt en son oynadığım güne getirdim. Mister gibi kurtardım o durumu. Öyle güzel bir durumum da oldu ve evet, karlı bir gün. Karlı bir gün. Kesinlikle karlı bir gün. Ve bayağı da magma crane'iniz var. Evet. Tamamdır. Evet, çarkola dönüşüyormuş. Bölümü bitirmeden önce bir şey daha yapalım. Bizim burada ore berilerimiz olacak bir yerde. Iron, sen aşırı gereklisin. Direkt nereye koyalım? Şuralara koyalım. Ufak not, üstlerine geldiğinizde canınızı yakar. Bakalım bone'umuz var mı hiç? Bone meal'ımız var da bunlar da işe yaramıyordu. Normal beriler de işe yarıyordu. Bunlar da yaramıyordu. Neyse.
Bunlar ne işe... aslında dur, bunları böyle yapmayalım. Bunları daha sonra başka bir yoldan halledeceğim. Çünkü bunlar hakkında ufak bir gerçek. Zifiri karanlıkta daha verimli oluyorlar. Gas tier'larımız ne durumda bakalım. Bayağı da gas tier'ımız var. Blaze rodlarımız 30 tane. Al. Ondan. Riser. Bir tane Blaze rodumuzu buraya atalım. Dark Blaze Powder. Mis. Bir adet. Kovamız olacaktı bir yerlerde. Bucket, 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 bucket. Seni şimdilik şuraya atalım. Azıcık bir lav toplamam lazım. Hemen toplayıp geliyorum. Bu arada unutmadan haritada mavi gözüken o moblar bunlar. İmpler. Tanımlayamadığı için mavi olarak gözüküyor. Tanımlamadıkları için mavi gözüküyorlar işte. Hadi bakalım. Şimdi eve dönüş. Yalnız unutmadan dikkatimi çekti de... Son birkaç bölümdür ölmüyorum. Bakalım Death Counter... Death Counter modumuzu da ölüm oranımızı gösterebilecek bir komut var mı yoksa illa ölmemiz mi lazım? Sanırsam şöyle bir şeydi. Dur. Sana bir bakalım. Fire Charger. Ha, bu da. Gunpowder, Coal ve İki Gunpowder. Ha, iki kolumuz var zaten. Lava Bucket ve Sam. Lava Kristal. Sonrasında Peak of İnegöl'ümüzü alalım. İki modifier'ımız var ve üçüncüyü de ekleyelim. Auto Smelt. Evet. Bunu neden koydun diye soracak anam. Uzak dur. Tamam. Aferin. Tamam, siz ikinizden başkası var mı? Yok. Gold Nugget'ı da elde ettik. Şimdi bana ore lazım. Bunlar değil. Lava da düşmeden hemen bir ore bulup geliyorum. Evet, Ferrous ore bulduk. Bunu bununla kazalım ve elimize iki adet Ferrous ore geldi. 4. Tabii bu ufak bir şansla fazlalaşabiliyor. Şimdi 6. Ha tabii bunları da pek bu şekilde düşürüyor. 8. Ha bak şansımız düşük bu sefer. Sekiz, on, 12. Hayır lütfen. Ah işe yaramıyormuş. 16. Dur. On. 22. 24. 26. 28. 30. 32. Lanet. Hayal kırıklığı.
Hayal kırıklığı. Çok fazla hayal kırıklığı. Ühü. Neyse, evimize dönelim. Zombi figürenlerle de başımız daha fazla bir derde gitmeden. Aman Netherbrick'i elde etme bizim için artık daha kolay anlaşılan. Ah. Neyse, bu hayal kırıklığının üstüne seni öldürelim bakalım. Gel buraya. Tek atış. Neyse. Bakalım bunlar bana dalacak mı? Bu dalacak. Uzaklaşıp öldürelim. Daha fazla sinirlendirmeye gerek yok. Neyse, artık rahatlıkla adam öldürebiliyoruz ve bir adet golden kılıcım, iki adet golden kılıcımız var. Evet. Kısa günün kârı. Evet. Neyse, bu özellik beklediğimiz gibi çalışmadı ama aslında çalışması gerekiyordu hani. Ya ben übersansızım ya da gerçekten çalışmıyor. Ferrosorlarımızı da şuraya atalım. Neyse, en azından işlemin tek kısmıyla uğraşacağım. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Köfte köfte iyi günler, iyi eğlenceler.